Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel çantayı anlatmaya çalıştım. Adım adım her bir aşamasını gene polyester rafya iple zemini çalıştım. Kafes zemini. Üzerine tığ işi zincirle bu sefer farklı bir desen çalışarak kış için çok güzel bir çanta hazırladım. Kadifemsi bir görüntüsü var, sıcacık. Tabii siz istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Kış renklerine uygun, biraz sonbaharı anımsatan renkler kullanmak istedim. Gerçekten çok güzel bir çanta oldu. Formu da harika oldu. Geniş. Kullanımı çok pratik. Şuraya bir çıt çıt dikeceğim. Öyle düşünüyorum. Fermuar dikmeden kullanmayı düşünüyorum. Bir astar, bir çıt çıt yeterli olacak. Ve çok kolay. En fazla 2 günde örüp kullanabileceğiniz bir model. Kullandığım ipleri zaten gösterdim videoda. 35 gram kadar, yani 100 gramlık ipten 35 gram kadar kullandım her ikisinden. Bu koyu yeşili biraz daha fazla kullandığım için ondan da 60 gram kadar gitti. Yani birer yumak yetiyor, fazlasıyla artıyor. Kalanından da başka projeler hazırlanabilir. Çok fazla ip harcamayan ve çabuk biten kolay bir örgü. Hadi başlayalım. Önceki iki videoda bu polyester rafya ipini kullanmıştım. Biraz daha ince ve 2,5 milim tığ kullanmıştım. Bu daha kalın. O yüzden 5 numara 3 milim tığ kullandım. 3 milim. Ve gene 6 milim iyi gelir diye düşünüyorum üzerine. İşlemek için deneyeceğiz. İnce kalırsa biraz daha kalın tığ kullanabilirim. Şimdi şu zemini gene ben çalıştım. Çünkü çok basit. Ufak bir parçada nasıl ördüğümü hemen gösteriyorum. Bu çantayı 168 ilmek üzerinden ördüm. Siz daha da geniş yapabilirsiniz. Ufak bir modelini çalışmak için bir miktar zincir çekiyorum. Çok basit bir model. Biraz daha çekeyim. Şöyle zinciri çektikten sonra döndürmeden zinciri bu şekilde muntazam tutarak başladığım zincire bağladım. 1, 2, 3 zincir. Bir tane atlıyorum diğerine. Bir tane atladım diğerine. Aralarda birer zincir bırakarak sıra sonunda bir zincir çekip ilk trabzana bağladım. Üç zincir trabzanın üzerine. Bir sıra daha ördüm. Şimdi şurada bir sık iğne sırası var. Bir zincir aynı ilmeğin içine boşluğa trabzana boşluğa
Başladığım noktaya bağladım. Şimdi sık iğne sırasından sonra şurada ters sık iğne örgüsü var. Bu çantalarda özellikle böyle hasır görünümlü kağıt ip, rafya, kağıt rafya da filan çok güzel duruyor. Gerçekten yakışıyor. Şimdi bu örgüyü örüyoruz. Normalde bu tarafa öreriz ama şimdi biz bu tarafa doğru öreceğiz. Ters sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz yükseltiyorum ilmeği. Bir tane atlıyorum diğerine. Bir tane atlıyorum diğerine. Bir tane boş bırakıyorum diğerine. Gerçekten çok yakışıyor bu örgü. Özellikle çanta örgülere. Sonra yine bir tane bırakıp şuraya ipi kesiyoruz. İpi başladığım noktadan içeriye alıyorum ve içeride sağlamlaştırıp kaybediyoruz. Bu şekilde muntazam bir çanta kenarı oldu. Gerçekten hoş duruyor. Bunu kafes sayısı, şöyle çevresi 78 tane kafes üzerinden ördüm. Yüksekliği de 20 sıra. Sadece kafes 20 sıra, şurayı saymıyorum, sık iğneleri. Bir de taban ördüm. Tabanı gene burayı nasıl ördüysem aynı şekilde, aynı tığ numarasıyla 10 kafes üzerinden 23 sıra ördüm. Ölçü olarak da göstereyim, bir fikir olur. ...37 santim uzunluğu, 12 santim genişliği. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim, bu taban bittikten sonra etrafına sık iğne geçtim. Tabandan başlayan çantaları nasıl örüyorduk? Tabanı ördükten sonra köşelerde artışlar yapıyorduk, aralarda artışlar yapıyorduk, sonra çanta duvarlarını örmeye başlıyorduk ki bu artışlar güzel bir form kazandırsın çantaya. Şimdi aynı arttırmayı ya da şimdi tersini yapacağız. Eksiltmeyi gene yapmamız gerekiyor. Yoksa çanta güzel durmaz. Gerçekten sökmek zorunda kalırsınız. Bu eksiltmeyi yapmazsanız. Şu 142 ilmek var etrafında. Aynı şekilde burada da 142 ilmek var. Eksilttim. Şuradaki arttırmayı anlatayım. Her boşluğa iki kere sık iğne örerek devam ettim. Hiç örgünün içine batmadan, sadece boşluklara ikişer tane. Köşeye geldiğimde örgüye battım. Hem buna hem buna ve araya 5 tane sık iğne. Yani bu 5 tane sık iğnenin ikisi bu kenara, ikisi bu kenara, ortada bir tane arttırma. Hem örgüye battım, hem ortada bir tane arttırdım. Her köşede 3 tane arttırma yapmış oldum. Yani 142 ilmek var toplam tabanın etrafında. Burada da şu sık iğneyi örerken, burada eksiltmeler gözüküyor zaten. Bir trabzana, bir boşluğa. Bir trabzana, bir boşluğa örerek geldim. Aralarda
Trabzanı ördüm. Boşluğa hiç örmedim. Bakın gözüküyor zaten. Diğer trabzana geçtim. Bu şekilde eksiltmeler yaptım. Burada da öyle. Burada hiç sık iğne yok bu boşlukta. Aralarda eksilterek tabanın etrafındaki 142 ilmeğe ulaştım. Birebir aynı ölçüde, aynı sayıda ilmek var şu anda her iki tarafta da. Dikerken tam karşılıklarına gelerek dikeceğiz. Böyle iki parça örmemin sebebi işlemesi kolay olsun diye. Çünkü bunu bütün olarak örersek işlemeyi çok zor yaparız. Hatta yapamayız. Pratik olmaz. Evet, çantanın zeminin anlatımı bu kadar. 10 numara 6 milim gözüküyordur herhalde. Şöyle, evet. Eğer küçük gelirse bir ya da yarım milim daha kalıntı kullanabilirim. Elimde de bu ipler vardı. Bunları değerlendirmek istedim. Çünkü illa yazlık çanta örmemize gerek yok. Kışın da örgü çantalar kullanılabiliyor çünkü. Neden kışın örgü çanta kullanmayalım? Hem kendi dizaynımız olur, kendi elimizin emeği olur. Hiç kimse de olmayan bir örgü çantası niye kullanmayalım? Bunlar kışlık ipler. Aynı kalınlıkta pamuklu ipler de var. Polyester makrame ipler de var. Bunları da kullanırsak o da yazlık güzel bir çanta olur. Ama şimdi bunu biz kışlık örelim. Biraz ip bilgilerini göstereyim. Çünkü soruyorsunuz, yardımcı olur belki. Belki aynısını örmek istersiniz. Başka renkleri de var. Akrilik %85, %10 yün, %5 mohair. Çok farklı ipler de var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi şurası çantanın ağız kısmı. Şurası ek yeri. Dikmek için de ip bırakmıştım. İpi şöyle alta alıyoruz. Şu ek yeri hemen şuradan. Fakat şuraya daha ince bir tığla alsak daha iyi olur. Şuraya bir sabitleyelim ipi. Öteki çantalarda da bunu göstermiştim. Bu şekilde yaparsak daha güzel oluyor. Şuradan bir ilmek alıyorum. Buraya bir sabitliyorum örgünün içine. Şöyle. Buradan da ayarlıyoruz. Fazla ip gelmesin diye onu birazcık küçültelim. Şimdi buraya sabitledik. Hemen aynı kafesin içine batıyoruz ve içeri alıyoruz. Bakın buraya sabitleyince güzel bir ilmek oluşuyor. Sıkmıyoruz kesinlikle. Şu kafes boyutunda zincirler örüyoruz. Her kafese şu şekilde bakın biraz çekiyorum, uzatıyorum, öyle örüyorum. Buna dikkat etmezsek şu ördüğümüz zemin küçülür, sıkar ve büzüşür. Güzel de durmaz. Bunu önlemek için mutlaka şöyle ipi çekiyoruz. Kafes uzunluğunda zincirler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu fazla gelir. Şimdi iki tanesini söküyorum. 4 tane yeterli. Şimdi yana geçiyorum. İstediğiniz deseni örebilirsiniz. Şöyle başlıyorum. Bakalım karşımıza nasıl bir desen çıkacak. Tekrar geliyorum. Şimdi tekrar yana geçiyorum.
Şimdi bu çekim olduğu için şurada bir zorluk oluyor. Yoksa şöyle ipi iki parmağın arasında şöyle idare ediyoruz. Burada biraz zor oluyor. İstediğiniz deseni yaratabilirsiniz. Şunu boş bir tuval olarak düşünün. Üzerine istediğiniz resmi yapabilirsiniz. Şimdi şu hizaya geldim. Bundan iki tane fazla örmek istiyorum mesela. Şu anda karar veriyorum ne deseni yapacağıma. İki kafes daha fazla ördüm. Dönüyorum. Tekrar bunu yaparken bu örgüde ya bir alta ya bir yana ya bir üste ya bir yana bu şekilde, yani çapraz çalışmıyoruz hiçbir zaman. Bir desen oluşuyor. Şimdi bir kere daha yan tarafa geçelim. Gene şundan iki kafes daha fazlaydı ikincisi, şimdi üçüncüyü de bir iki kafes daha fazla örüyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. İplik de kalın olunca güzel kapladı kafesleri. Çok ince iplikleriniz varsa evde değerlendirmek istiyorsanız iki kat yapın, üç kat yapın. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi 3 tane yeterli. Çünkü devam edeceğimiz için 1, 2, 3 renk kullanacağımız için sanırım bu kadar. Kaç tane ördük? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şu hizaya kadar örüyorum. Burada yine geri dönüyorum. Tığ numarası fena olmadı. Bir numara daha büyük çalışabilirsiniz. Yani 7 milimde çalışabilirsiniz. Bu iplik kaldırıyor bunu. Şimdi şunu da örelim hemen yanına. Bu sefer de böyle bir desen oluştu. Fakat bundan sonra büyük bir çanta başladım. Gene zemin bu şekilde ama daha büyük kafesler. Biraz daha büyük ve kare kafesler başladım. Bunun işlemesi de, yani o çantanın işlemesi daha farklı olacak. O da çok şık bir plaj çantası olacak gerçekten.
Belki onun şapkasını da yapabiliriz. Pardon. İki tane, yani şu hizada olacak. Şöyle. Ben bunu iyi anlaşılsın diye hepsini simetrik olarak yapıyorum. Ama siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Birini uzun, birini kısa, birini ondan uzun. Yani nasıl çalışırsanız olur. Ben sadece kafa karışıklığı olmasın, net görünmesi açısından biraz simetrik çalışayım dedim. Yoksa dediğim gibi boş bir tuval olarak düşünün. Tığ, ipi elinize alın, rengarenk yapın, tek renk yapın, canınız nasıl istiyorsa. Şimdi gene bir yana geçiyorum. Şuradakini tekrarlıyorum. Gene bu kadar, bu kadar, biraz daha uzun, biraz daha kısa, biraz daha kısa. Şu deseni tekrarlıyorum. İpliği uzatmadan örmeyin sakın. Yoksa şu zemin örgüyü bozmuş oluruz. Şuraya kadar örüyorum. Sonra şuraya kadar örüyorum. Buradaki ilmekler kadar aynı deseni çantanın tamamına işliyorum. Şurası ek yeriydi. Şuradan şu noktada başlamıştık örmeye. Şöyle yan tarafa geçip aşağı indik. Şu yan tarafa geçtiğim kafesin hemen üstünden başlıyoruz örmeye. Şu başlangıç olan sıranın üstündeki kafese değil, yan tarafa. Şurada yan tarafa geçtiğimiz kafesin üstüne. Şuraya sıkıştıracağım ipi. Buradan örmeye devam edeceğim. Şuradan bağlarsanız, buradan başladım örmeye, gene buraya bağlayayım ipi derseniz desen denk gelmez, öremezsiniz o şekilde. Mutlaka başladığımız noktanın yanındaki kafes, yani dönüş yaptığımız kafesin üzerinden başlıyoruz. İpi hemen örgünün içinden gene geçiriyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Diğer ipler de örgüye karışmasın, tığa takılmasın diye kenarları aldım şu şekilde. Çünkü örerken çok takılıyor. Şimdi hemen ilk kafesten itibaren 8 ilmek örüyorum. Sekiz tane. Yan tarafa geçiyorum. İlmeği uzatarak. Yeşil örgü bu kafeste. Şuradaki bizim ördüğümüz, yani örmemiz gereken son kafes. Yana geçiyorum. Gene şundan iki kafes daha fazla örüyorum. Şuradayız. 1, 2. Şuraya kadar. Sonra yan tarafa geçiyorum.
son kafesimiz. Buradan itibaren yeşil ip başlıyor. Yine yan tarafa geçiyorum. İki tane kafes fazla örüyorum. 1 2 tekrar bir yana geçiyorum. Bu sıradaki, yani şu renkteki, bu bizim en uzun örgümüz. Yani şunlar, şu uzun örgüler. Yan tarafa geçiyorum. Şimdi 1 2 kafes aşağıda bırakıyoruz örgüyü. Şurası diğer örgü. Şuraya kadar örüp yan tarafa geçiyorum. Bir, iki kafes bıraktım. Şimdi şu en kısa örgü, şuradaki gibi uzun, biraz kısa, en kısa. Bu da öyle. Uzun, daha kısa, en kısa. Şuradan dönüyoruz. Yine buraya kadar. Aynı şekilde burada ördüğümüz gibi. Şimdi gene şu hizada, sonraki bu hizada deseni takip ederek bu sırayı da tamamlıyorum. Tığ işi zincir örgüyü bitirdim. Şöyle yakından göstereyim. Çünkü bundan sonrası çok basitti. Şurada başlangıç noktası. Şöyle. Şu açık yeşille örgüye şuradan başladım. Göstereyim. Bakın. Şuradan başladım. Şu da bitiş. Sırayı bitirdikten sonra burada bitirdim. Başlangıç noktam şurası. Her zaman başladığımız gibi, yani şu 3 bölümü de nasıl ördüysek aynı şekilde
Şurada iki tane kafesin şu tarafında başlıyoruz. Sonra geldim. Şurada bitirdim. Sonrasında şu ağız kısmının hemen altına gene böyle düz bir örgü. Sonra taban kısmına da aynı örgüden ördüm. Düz. Tamamına. Sonra 3 kafes çantanın sapını ördüm. Siz isterseniz hazır sap da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde örmeyi tercih ettim. 3 kafes ördükten sonra üzerine gene tığ işi zincir ördükten sonra şimdi dikişini de göstereyim hemen. Çok basit bir örgü, çok basit bir teknik çünkü. Şöyle göstereyim. Tam ortaladım. Şuradaki bakın ek yerini tam ortaya verdim şöyle. Aradaki 1 2 3 4 5 desenin şöyle ikinci desenlerine sapı diktim. Hemen bir tane bırakmıştım. Nasıl diktiğimi göstermek için. Şöyle. Şuradan içeri alıyorum ipi. Devam ediyorum. En kenardaki şu zemin, yani rafya ipinin olduğu hemen dibinden, hiç örgünün içine girmeden şu kenarı takip ederek şöyle ortadan da dikiyorum. Çanta sapı tam otursun. Şöyle kenardan. Şimdi devam ediyorum. Bunu böyle bir sıra diktikten sonra bir sıra daha geçebilirsiniz. Ama sağlam bir ip olduğu için bir kere bile dolaşmak, yani dikerek ya da şöyle iğne ağırda tekrar geri dönerek bir sıra dikmek yeterli oluyor. Tam kış renklerine uygun, güzel, şöyle sıcacık ve kadifemsi bir görüntüsü olan güzel bir örgü çanta oldu. Ben bu kış bunu bayağı bir kullanırım. Şurada hemen aralardan yürütüp kaybediyoruz ipleri. Bu şekilde çanta saplarını da dikiyoruz. Şimdi şu taban kısmını şurada dikmek için bırakmıştım bu ipi. Buraya da gene zincir işi örüyorum. Ördüm. Tamamen şöyle döne döne bu şekilde. Sonra şu iki kenara da son bir örgü yaptım. Buralarda yaptığım gibi, şu kenarlara ördüğüm gibi buralara da ördüm. Bunu buraya şimdi dikeceğim. Zaten
ilmek sayısı eşit. Hem tabanda hem bu kenarda. Onları tek tek birbirinin karşılığını getirerek dikeceğim. Gene şu çantanın başlangıç ve bitiş noktası. Örgü işlemelerini de bu şekilde devam etmiştik. Burayı ortalıyorum. Tabanın ortasına getiriyorum. Şu şekilde. Ek yerinin tam ortasına gelecek. Böyle dikmeye başlıyorum. Ve diğer tarafta aynı şekilde hemen dikelim şimdi. Şöyle kabaca bir tutturdum sabit durması açısından. Şurada örerken bıraktığım ipi birbirine yakın olan şuradaki ipleri alıyoruz. Şunları. Şöyle. Şu ilmeğin tamamı biz buraları örüyoruz. Her iki taraftan da. İlmek sayısı her iki tarafta da eşit olduğu için tek tek birer birer batıyoruz hiç atlamadan. Sonra yanındaki ve yanındaki. Bu şekilde tamamını dikiyoruz. Gayet sağlam, geniş ve çok muntazam bir çanta oldu. Şimdi terzide bir astar diktirmeyi düşünüyorum. Ve fermuar belki diktireceğim. Belki sadece şöyle manyetik bir çıt çıt. Çünkü ben kolay açılan çantaları seviyorum. Şuraya bir çıt çıt benim için yeterli. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.